Milli Eğitim'in Haziran ayı soruları için de hazırladığı aksay sorularını değerlendireceğiz. According to text, Andy is at hangi mekanda ona bakacağız. I would like to lentil soup first. Öncelikle mercimek çorbası istiyorum. Then I will have meatballs and finally chef's special dessert will be great. Sonra et köfte ve en son olarak da şefin spesiyal tatlısının olması harika olacak diye söylüyor. Bu ifadeler nerede geçiyor diye bakalım. Müzede mi olabilir, konserde mi, restoranda mı, okulda mı diye baktığımızda cevabımız restorant olacak, C şıkkı. İkinci soruya baktığımızda karşılıklı bir konuşma var. Which of the following is Adam's excuse for not going to the concert? Aşağıdaki ifadelerden hangisi konsere gitmemek için Adam'ın söylemiş olduğu bahanedir, buna bakacağız. Önce yukarıda bir okuyalım. I have two tickets for tonight's concert. Bu akşam konser için iki biletim var. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin diye soruyor. Şimdi bakacağız. Buradaki amacımız şu. Bu Adam konsere katılmayacak. Bir bahane sunacak. Hangisi olabilir ona bakalım. Of course I'm coming with you. Bu geliyor. Buraya baktığımızda. Don't you know I'm coming with you. Bilmiyor musun? Seninle geliyorum. Thank you for inviting me. I think I can make it. Teşekkürler davet için. Büyük ihtimalle gelirim diyor. I would love to. İsterim ama I must help my sister's project. Ama kız kardeşimin projesine yardımcı olacağım diyor. Burada şuna da baktığınızda görebilirsiniz. 3 olumlu, 1 olumsuz veya zaten direkt anlam açısından da baktığımızda D şıkkının doğru olduğunu görebiliriz. Üçüncü soruya geldiğimizde yine karşılıklı bir konuşma durumu var. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Choose the correct option to complete dialogue. İfadeyi doğru tamamlayabilmemiz için hangisi gelmesi lazım? Bakalım. Why don't we go to cinema tonight? Akşam neden sinemaya gitmiyoruz? Boşluktan sonraki verilen ifade bizim için belirleyici cevap. Ona dikkat edeceğiz. I can't make it tonight. I have basketball training. Bu akşam olmaz. Benim basketbol antrenmanım var. Kısacası reddedecek. Antrenman var ve antrenmana gidecek. Okay, that's fine. Kabul ediyor. Let's go. Hadi gidelim. Kabul ediyor. I'm sorry. Kenara koyalım. I'm not sure. Emin değilim. Emin değilim de diyemez. Şu açıdan akşamleyin basketbol antrenmanım olmuş olduğundan dolayı gayet kendine emin bir şekilde cevabı C olaraktan değerlendireceğiz ve yarın için zaten bir gün söylemiş oluyor olabilirse diye cevabımız C. 4 numaraya baktığımızda karşılıklı bir diyalog sorusu. Bakalım soru bizden ne istiyor? How often do Mary and her friends do shopping? Burada anlatmak istenen şey şu. Mary ve arkadaşları ne kadar sıklıkla alışveriş yapıyor? Bakın alışveriş yapmak ifadesini bulacağız ve alışveriş yapmak ifadesinin yanında sıklık zarfını bulmaya çalışacağız. Bakalım burada alışveriş yapmak kelimesi gördüğümüz gibi bu satırda var. We like doing shopping. Alışveriş yapmaktan keyif alıyoruz, seviyoruz. We do it on Fridays and Sundays. Yani biz de bu işi Cuma ve pazarları yapıyoruz diyor. Yani haftada iki gün yapıyoruz açıkçası. Bunu inceleyeceğiz. İki gün ifadesi var mı diye. Aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda asla, haftada bir kez, her zaman, haftada iki kez. Ki haftada iki kez ayırdık, cevabımız A olacak. Burada şuna dikkat edelim. Biz yaygın olaraktan twice a week demeye alışmış olduğumuz için two times a week size biraz yabancı gelebilir ama bu ifade de doğru bir ifadedir. Onun için kafamız karışmasın. Doğru cevap Adana. 5. soruya geldiğimizde paragraf ve resimle ilişkili bir soru var burada. Soru başlığını okuyalım. Of all sports below, which one does Sandra prefer? Yani aşağıdaki sporlardan hangisini Sandra tercih edecek, bunu bir inceleyeceğiz. Sandra likes watching all kinds of sports. Her türlü sporları izlemek konusunda bir sıkıntımız yok. Hepsini izlemeyi seviyormuş. But when she does sports, fakat kendisi spor yaptığında, her motto, yani kendisinin sloganı şuymuş. Be safe. Güvendol. He always says the sports I do shouldn't be dangerous. Yani yaptığım sporun tehlike olmaması gerek sloganını barındırıyor. I am not an adrenaline seeker. Ben bir adrenalin tutkunu değilim diyor. Buna baktığımızda adrenalin tutkunu değilim dediğine göre C şıkkını hemen eleyebiliriz. Team sports can be amusing. Takım oyunları eğlenceli olabilir. But I prefer doing individual sports. Yani takım oyunlarını tercih etmiyor o zaman. Ben diyor bireysel oyunları tercih ediyorum diyor. The game I play, ki oynadığım oyun, must be on land, yani karada olması lazım diyor, suda olmaması lazım diyor, because I don't know how to swim, nasıl yüzeceğim bilmiyorum. Bakın burada da ada da yüzmeyle yapılarak bir rafting etkinliği olduğunu göz önünde bulundurursak açıkta kalan tek şey deniz olmuş olacak. 6. soruya baktığımızda 6. sorunun 3. üniteden geldiğini resimden anlayabiliriz.
Daisy wants to make perfect pumpkin pie. Daisy bir kabak turtası yapmak istiyor. But the order of the recipe is not true. Fakat bu tarifin sıralaması doğru değil. Which order is the right one? Buradaki doğru sıralama hangisidir? Buna bakacağız. Sıralamaların klasik ifadeleri genelde şunlardı. First ile başlayacak. Second, then, next, after that, finally şeklinde giden klasik yapıları var. Fakat bu sıralamalar her zaman için doğru sıralamalar değildir. Genel ifadelerden bahsettim. Çoğu zaman baya başlangıçta ya da son tarafta farklı bitişler olabilir. En çok biten klasik ifadeler şu şekildedir. Bon appetite veya enjoy it şeklinde olacaktır. Burada baktığımızda bu son ifadelerden yola gidecek olursak, bakın 3 numarada enjoy it ifadesini gördük. Afiyet olsun diyor. Yani son sunum yapıyor. Buraya baktığımızda 3'te biten hangisi var diye baktığımızda cevabı A olarak verebiliriz. Hem işaretleyelim hem de bir değerlendirmesini yapalım. Sıradan klasik ifademiz uçak mı? Bakalım. First, second, 5 demiş. Then, 1, 3 derken finally after. Buradaki ifadeye bakalım. Neden finally sonda olmadı? Bunu bir inceleyelim. Finally, put your pumpkin pie into oven. Son olarak turtanızı fırına koyun. And bake it about 50 minutes. 50 dakika kadar pişirin. Derken after'a devam ettirmiş. After 50 minutes, yani 50 dakika sonra your pie is ready. Turtanız hazır. Afiyet olsun. Bakın çok yaygın olmamakla birlikte cümlenin gelişi uyumlu olduğu için after'ın sonda olması da bizim için bir sıkıntı değil. Buradan da zaten cevabı teyit ettiğimize göre bir sıkıntımız yok. 7. soruya baktığımızda mutfak aletleriyle ilgili olduğunu görebiliyoruz. Which of these do you use for baking? Bunlardan hangisini fırında pişirmek amacıyla kullanabilirsiniz? Hiçbirisi zaten fırında pişirmek amacı değil. Sadece C şıkkı bunu temsil ediyor. Cevabınız C şıkkı. 8. sorunun 4. üniteden geldiğini görebiliyoruz. Bir telefon görüşmesi var burada. Good morning shoe company. Günaydın shoe company. Hello, could I speak to Sally please? Seninle görüşebilir miyim lütfen? Bakın burada bir boşluk verilmiş. Derken şu ifadeye geliyor. Oh well, can I leave a message please? Mesaj bırakabilir miyim? Demek ki görüşemeyecek ya toplantıdadır, ya bir işi vardır, ya müsait değildir. Bu duruma benzer bir şeyler arayacağız şıklarımızda. Bakalım, can you tell me your name sir? Adınızı söyler misiniz ki burada adını söylemediğine göre doğru cevabımız olamaz. Yes, you could. Evet, yapabilirsiniz. Böyle bir durum da söz konusu değil. I'm sorry, she is in a meeting. Kusura bakmayın, o şu anda toplantıda. Toplantıda dediğine göre görüşemedin dile getirdi zaten. Mesaj verebilir miyim, mesaj bırakabilir miyim dediği için de cevabımız C şıkkı olmuş olacak. 9. soruya baktığımızda yine bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesine göre değerlendirmemizi yapacağız. Hi Amy, what's up? I'm okay, thank you. Ne haber, nasılsın? Teşekkürler. Are you coming to meeting tomorrow? Yarın toplantıya geliyor musun? Burada bir boşluk var. Yine aynı ifadeyi kullanmış. Bizden diyor ki bu boşluğa gelecek olan doğru şeyi bulun. Genelde bu tarz telefon muhabbetlerindeki en klasik ifade şudur. Tekrarlıyorsa hatlarda bir problem vardır. Tekrar eder misin? Takip edemedim gibi ifadeler kullanıyor. Bu şıkkı aramaya çalışacağız. I'm sorry, I can't hear you. It's bad line. Can you repeat that? Ki aradığımız cevap direkt A şıkkında bulduk. Kusura bakma duyamıyorum. Hatlarda bir sıkıntı var. Tekrar eder misin? Cevabımız A şıkkı. 10 numaralı soruya baktığımızda küçük bir paragraf sorusu var ve bundan çıkaracağımız yorumla doğru cevaba ulaşmaya çalışacağız. A recent research shows that using internet is increasing. Son araştırmalar gösteriyor ki internet kullanımı artıyor. According to the research, a reason for using internet is not the same for everybody. Yani bu araştırmaya göre de interneti kullanan insanların sebepleri aynı değil herkes için diyor. Some people use it to connect with their friends and family. Bazı insanlar onu aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için kullanıyorlar diyor. Some use it to find, create or share interesting photos and videos. Bazıları ise bunu ilginç fotoğraf ve videoları bulmak, bunlara videolar bu şekilde oluşturmak veya paylaşmak için internet kullandıklarını ifade ediyor. Most teenagers play online games, çoğu ergen online oyunlar oynuyor, and they sometimes use it as a study tool for school. Aynı zamanda bir okul çalışmasında da kullanıyorlarmış bu interneti. Şimdi tekste göre nasıl değerlendireceğiz buna bakalım. Tekste göre, many teenagers play online games.
Birçok ergen online oyunlar oynuyor ki bu ifadeyi burada görmüştük. Çoğu ergen online oyunlar oynuyor diyor ki bu ifadenin aynısı da A şıkkında var. Cevabımız A diyelim. 11. soruya baktığımızda What does the illustration tell you? Yani bu resim size ne ifade ediyor? Bu resme şöyle öncelikle baktığımızda interneti her yönüyle 7/24 de kullanan, artık yediklerini dahi kaldırmayan bağımlı bir insan görüntüsü ve bunun bir uyarısını görüyoruz. Burada demek ki dikkat alacağımız bağımlılık kelimesi bizim için ciddi bir kelime. Bağımlılık kelimesi neydi? Addict kelimesiydi. Bunu öncelikle aramaya çalışacağız. Ama A'dan bir ince diyelim. You should eat while using computer. Bilgisayar kullanırken bir şeyler yemen gerek. Bu ifade bunu çalıştırmıyor. You can use the internet whenever you want. Ne zaman istersen internet kullanabilirsin. Bu da bizi bu resimle ilgilendirmiyor. Don't get addicted to internet. İnternet bağımlısı olmaman gerek ki zaten istediğimiz kelime de buydu. Doğru cevabımız C şıkkı. D şıkkına da bakalım. İnternetle ilgili kaygılanma ki böyle bir durum söz konusu değil. 12. soruya baktığımızda Ayşe wants to add a file to her email. Ayşe e-mailine bir dosya eklemek istiyor. Which icon should she click? Peki bunun için hangi ikonu, imajı tıklaması gerek? E-mailde bir attach resmi kullanıyorduk. Bu attach resminin de İngilizce karşılığı da zaten attachment'tı ki cevabımız C. 13 numaralı soruya bakalım. Bir diyalog sorusu var. Diyaloğa geçmeden önce sorusunu da bir okuyalım. Which of the following does not complete the conversation? Yani diyaloğu hangisi tamamlamaz? Tamamlayan değil, tamamlamayanı bulacağız burada. Bakalım, have you got a plan for this Sunday? Bu pazar günü bir planın var mı? No, nothing very important. Why? Yo, hayır, çok önemli plan yok. Hayırdır? I have two tickets for the movie you want to watch. Yani senin izlemek istediğin filmle ilgili iki tane biletim var. Would you like to come with me? Benimle gelmek de ister misin? Orada bir soru sormuş ve cevap şu olmuş veya ifade artık neyse bakalım. Okay, then I will take you at 10 a.m. İyi öyleyse diyor. Ben sabah saat 10'da seni alırım diyor. Yani bu teklifi demek ki kabul etmiş. Bakalım nasıl bir durum söz konusu olmuş. That sounds great. Doğrudur. Yani kabul etmiş. Biz kabul etmiş ama yanlışını bulacağız. Yani kabul etmeme ifadesini arayacağız burada. Bunu ne diyeceğiz o zaman? I would love to. Bu da gelecektir. That's not a good idea. Bu iyi bir fikir değil. Yani bu o zaman gelmeyecek ifadesi. Buraya baktığımda şu, why not? Evet, neden olmasın? Bu da peki olumlu cümle olduğuna göre. 3 olumlu, 1 olumsuz. Zaten cümleyi değerlendirebilirsiniz. C şıkkı olacaktı. 14'e baktığımızda bir waiter, customer arasında geçen bir diyalog var. Waiter, garson demekti. Customer da müşteri demekti. Bir soru okuyalım. Which of the following completes a dialogue? Yani diyaloğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Bakalım. Hello? Yes. I would like to some tomato soup with cheese first. Aa evet diyor. Bir başlangıç olaraktan diyor. Peynirli domates çorbası istiyorum. Bakın peynirli domates çorbası istiyorum dediğine göre garson ne sormuş ki? Bu da evet diye cevap vermiş olsun. Bakalım. Can I take your order please? Siparişinizi alabilir miyim? Aa evet, ilk etapta başlangıç olaraktan peynirli domates çorbası istiyorum. Bu bizim için pozitif bir ifade. Yerine baktığımızda ki yes dediği için de zaten bir soru cümlesi olacak. B şıkkı bir soru cümlesi değil. D şıkkı bir soru cümlesi değil. C'nin de anlamına baktığımızda neden bize katılmıyorsun? Buraya baktığımızda soru kelimesiyle zaten sorulan soruları da yes de cevap verilmediği için doğru cevabı adam olaraktan seçeceğiz. 15. soru bir diyalog sorusu. Bakalım sorumuza. Which of the following completes the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlar? Dave ve Ashley arasında geçen bir diyalog. Are you busy on tomorrow afternoon? Yarın öğleden sonra meşgul müsün? No, not at all. Why? Hayır, işim yok. Hayırdır? Bakın bir soru sormuş ve yes de cevap vermiş. Yes de cevap verebilmesi için yardımcı fiille soru sorulması lazım. Bir bakalım buralarda ve bir de içeriği incelememiz lazım. That would be great. Harika olur. I miss him very much. Aa diyor, onu da diyor çok özledim diyor. Beni nasıl geçerken saat 6'da alır mısın diyor. Şimdi bakın him dediği bir erkek ve onu özledim diyecek. Bakalım bütününden giden cümle. What about eating together?
Beraber yemeğe ne dersin? Bu diyaloğa uymuyor. Why don't you play basketball? Neden basketbol oynamıyoruz? Aa evet harika olur, onu çok özledim. Onu özledim cümlesi burada bağlantılı olmayacak. Shall we go to bookstore? Kitapçıya gidelim. Harika olur. Başlangıç yine güzel. Onu çok özledim. Onu dediğimiz kişi bir insan olacak. Him ve erkek olması lazım. D şıkkına baktığımızda ise burada dedeyi ziyaret etmek ister misin? Büyük babayı ziyaret etmek ister misin? Aa harika olur. Onu özledim. Bakın hem dedi erkek hem de himi karşıladığı için cevabımız Deniz olacak. 16. soruya baktığımızda sorunun genelinden bu konunun sıklık zarfını ilgilendirdiğini anlıyoruz. I listen to rock music because I love it. Bakın rock müziği sevdiğini söylüyor. O zaman seviyorsa sıklık zarfı olaraktan burada pozitif bir şey kullanmamız lazım. Rarely negatif bir şeydir. Never negatif bir şeydir. Sometimes bazen oluyor, bu belki olabilir ama şu anda Bursa daha baskın çıkıyor. Bakalım aşağıda ne diyecek? No, I can't listen to rock music. Ben rock müziğe tahammül edemiyorum. Tahammül edemiyorsa o zaman bu rock müziği nasıl dinleyecektir? Hiç dinlemeyecektir. Bakalım B şıkkı bizim baskın seçeneğimizdi. İlk cümle sevdiğinden dolayı olumlu. İkinci cümle, check-in cümlesi yani tahammül edemediğinden dolayı cevap never olacak. 17. soruya baktığımızda yine aynı şekilde bir diyalog sorusu var. Burada ilk verilen soru nedir? Onu bulmamız lazım. Onu bulabilmemiz için de William'ın ifadesini çok iyi çevirmemiz lazım. I play basketball with my friends on Saturday and Sunday afternoon. Şimdi bu cümleye baktığımızda birkaç farklı soru sorulabilir. 1. Cumartesi pazar günü hangi oyun oynarsınız? Kiminle oynarsın? Diğer bir soruda hangi gün oynarsınız bunu? Şimdi bu 3 tane sorundan hangisi denk gelebilecekse doğru cevap o olacaktır. A'ya baktığımızda hafta içi hangi spor oynasın? Bunlar bize günlere baktığımızda bunlar hafta sonu günler olmuş olduğu için A şıkkını eriyoruz. Hafta sonunda ne yaparsın? Basketbol oynarım arkadaşlarım cumartesi pazar ki bu olabilir, bunu kenara koyalım. What time diye sorarsa zaten devam etmeyelim, saat sonra, saat yok burada. Where diye başlarsa nerede diye soruyor ki cümlemizde nerede diye de bir ifade yoktur. O zaman cevabımız Bursa olacaktır. 18. soruya baktığımızda bakalım ne istiyor bizden? Which of the following is true process of making a fruit salad? Yani meyve salatasını yapmak için doğru sıralamanın, doğru işlemin ne olduğunu bir görelim. Öncelikle bir bakalım neler yazmışlar, daha sonra sıralamaya koyarız. Wash all the fruits, bütün meyveleri yıka. Cut them into small pieces, hepsini küçük parçalara ayır. Squeeze some lemon on them, üzerine biraz limon sık. Put the pieces in the bowl, bu parçaların hepsini kaseye koy. Peel them, kabuğunu soy. Şimdi her şeyden önce şu var. Ne yaparsak yapalım ilk yapacağımız iş nedir? Bunları yıkamaktır. Yani A'dan başlaması lazım. A'dan da başlayan tek şık yine A şıkkıdır. Devamına da bakalım bir. E diyor kabuğunu soymamız lazım ki yıkadık. Kabuğunu soyacağız. Sonra B'den devam etmiş olsa onları küçük parçalara yer. Gayet mantıklı bir şekilde gittiğinden dolayı zaten cevap o zaman A seçebiliriz. 19. soruya baktığımızda bir telefon görüşmesi sorusu var. Bu telefon görüşmesinde yalnız dikkat edeceğimiz şey buradaki isimler. Mike, Sandra, Tommy. Hello, this is Mike. Sandra da bir şey demiş derken Tommy devreye girmiş. Hi Mike, I'm Tommy, how are you? Bakın, Sandra ile konuşurken Tommy'nin devreye girmesi için şöyle bir diyalog geçmesi lazım. Merhaba, ben Mike diyecek, tanıtacak. Sandra şunu diyecek. Ya Tommy ile görüşecektim, evde miydi diyemesi lazım ki o da hemen hatta kal diyecek ve Tommy'yi size bağlayacaktır. Buna göre baktığımızda hangi seçeneği buna benzer göreceğiz bir inceleyelim. Could you call me please? Beni arayabilir misin? O şimdi evde değil. Tommy arıyor diyor ki Tommy aramıyor. Arayan kişi zaten Mike'in kendisi. May I speak to Tommy please? Tommy ile görüşebilir miyim? Sandra da devam ediyor. Hang on a second please. Bir saniye lütfen. Oradan derken Tommy geldiğine göre en doğru cevap budur. Bizim aradığımız şey zaten. 20 numaralı sorumuz bir telefon görüşmesi sorusu. Görüntüden anlayabildiğim Jerry ve sekreter konuşuyor. Hello, may I speak to Tom please? Tom'la görüşebilir miyim lütfen? Sekreter uzadı bir soru soruyor ve direkt isim geliyor. It's Jerry diyor. İsim sorduğuna göre siz kimsiniz gibi ifadeler veya adınız nedir gibi bir ifade olmuş olması lazım. Şıklarda bunu arayacağız bakalım. What can I do for you? Sizin için ne yapabilirim? Could you ask him call me? Ona beni aramasını söyler misiniz?
Do you want me to text him? Ona SMS atmamı söyler misiniz? Who is calling? Kim arıyor? Ki zaten biz kim kelimesini kullanacağımız için who arayacağımızdan dolayı cevap Deniz olacak. 21 numaralı soruyla aksaray sorularını burada bitireceğiz. Which of the following matchings is false? Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Number one, ki number one buraya bakacağız. Number one is a web browser icon. Bir web browser ikonu mu diye bakıyoruz. Evet, web browser ikonu. Number two is search icon. Bir arama motoru ikonu. Hayır, bu e-maillerdeki attachment dediğimiz ifade ikonu. Bunu eksi atıyoruz. Number three is delete icon. Bu silme ikonu mu diye soruyor ki evet, bu da silme ikonu. Number four is connection icon. Ki bu bizim telefonda da gördüğümüz bağlantı ikonudur. Bunu da geçiyoruz. O zaman 3 olumlu bir olumsuz ki zaten bizden yanlış istiyordu. Yanlış olan da 2 numaralı yani B seçeneği olmuş olacak. Haziran ayı soru çalışmalarının diğer illere ait olanlarını da çözmeye devam edeceğiz. Bizi takip edin.